Bu cümleyle ilgili olarak numaralı yargılardan hangisi ya da hangileri söylenebilir? Yanlış ve doğru hakkında fikirlerimizin ötesinde bir alan var. Sizinle orada buluşacağım. Ruh çimenlerin arasına uzandığında dünyanın doğru yanlış fikirlerinize ihtiyacı olmadığını göreceksiniz. Zıt ya da karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır diye verilmiş. Burada yanlış ve doğruyu gördük. O halde bu doğru. Birden fazla soyut anlamlı sözcüğe yer verilmiştir diyor. Yani ne demek? Beş duyu organımızla algılayamadığımız ama zihnimizle onların varlığını anladığımız sözcükler. Burada da birden fazla aramamız gerekiyor. Fikirler, ruh, bunun örneği. Terim anlamlı sözcükler. Terim anlamlı sözcük ne demekti? Belli bir alanda özel anlam kazanmış sözcüktü. Matematik, edebiyat, fizik, coğrafya gibi alanlarda özel anlamı olan sözcüklerdi. Burada öyle bir şeye yer verilmemiş. O halde 1 ve 2 diyebiliyoruz. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gönül tezgahımda şiir dokudum. İplik iplik nakışında sen varsın. Aşk yolunun kanununu okudum. Madde madde yokuşunda sen varsın. Birden fazla soyut anlamlı sözcüğün olduğu söylenmiş. Aşk sözcüğünü gördük, gönül sözcüğünü gördük. Doğru. Ses tekrarlarından oluşan ikilemeye yer verilmiş. Bu da iplik iplik de var. Terim anlamlı sözcüklerden faydalanılmıştır diyor. Yani belli bir alanda özel anlam kazanmış sözcüğü kastediyor. Burada öyle bir örnek yok. Somutlaştırmaya başvurulmuştur diyor. Gönülün tezgahı olmayacağına göre, bu gönül tezgahında iplik iplik nakış işlenemeyeceğine göre burada bir somutlaştırma var. Peki somutlaştırmayı da burada tekrar hatırlatalım. Neydi somutlaştırma? Soyut bir kavramın daha rahat anlaşılması için somuta benzeterek aktarmaydı. Burada da gönül tezgahımda iplik iplik nakışında derken somutlaştırmaya başvurmuş. Yani ince ince kalbine hep onu yerleştirdiğini anlatıyor. Bu da doğru olmuş oluyor bu durumda. Gerçek anlamlı sözcükler vardır diyor. Evet, şiir gerçek anlamlı bir sözcük. Sen gerçek anlamlı bir sözcük. Dolayısıyla E seçeneği de doğru. Cümledeki altı çizili sözde deneme ile ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Denemenin eleştiri üzerindeki ağırlığı eski zamanlardan beri öylesine belirgin oldu ki eleştiri bu yüzden her fırsatta öznerliğini vurgulamakta kalmadı. Yaratıcılık üstüne aşık atma yordamlarını da önemsedi. Şimdi aşık atmak ne demek? Yarışmak demek. Aşık atma yordamları, yani yolları, yöntemleri gibi bulabiliriz. Denemenin üstünlüğü, denemenin eleştiriyle yarıştığı, eleştirinin farkındalığı, deneme ile eleştirinin ayrımı ve denemenin popülerliği verilmiş. Biz yarışmak vurgusunu arıyoruz. O da B'de var. Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Tanzimat edebiyatında çeviri yoluyla bize katılan roman, Servet Fünun edebiyatında çaylaklığını atan sanatçıların elinde yetişmiştir. Çaylak diye kime denir? Mesela bir iş yerine girmiş ama tecrübesi olmayan kişiye denir, değil mi? Tecrübesiz, acemi kişiye denir. Biz de bunun benzerini arayacağız. Alaylı gençlerle çalışmak onu mutlu ediyor ve işine daha çok bağlıyormuş. Alaylı gençler okulunu okumadan işi öğrenmiş insan için kullanılır alaylı ifadesi. Bu değil. Gönülsüz insanlar gülümsemenin tadına varamayacak olmanın üzüntüsünü yaşar. Gönülsüzlükle ilgili bir yargı da yok. Yarım yamalık iş yapmak boşa harcanan zamanın bir göstergesidir. Yarım yamalak, yani tam anlamıyla yapmamaktan da bahsetmiyor. Başladığı yeni işinde acemiliğini gizlemeye çalışan kız ecel terleri döküyordu. Biz de zaten tecrübesiz, acemi gibi bir ifade arıyorduk. Aldığı dersler sayesinde ustalaşan spiker artık ana haberleri sunuyordu. Halbuki biz ustalık değil, acemilik arıyorduk. D'de bulduk. Geldik 12. denememizin 5. sorusuna. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir koşula bağlanmıştır? Yeni nesil internette sosyalleşiyor ve kimliğini neredeyse bu uzay ve zaman boşluğunda inşa ediyor. Artık sanal dünyada bizim yerimize geçen karakterler, temsili kişilikler, kimlikler, yeni avatarlar var. Çocuklarımız kendilerine sanal dünyada bir değil, belki onlarca farklı isimde, renkte, cinsiyette ve farklı yerlerde sanal kimlikler oluşturuyor. Bu kimlikler birer oyun ve fantezi olarak düşünüldüğünde zararsız olarak değerlendirilebilir. Şimdi buraya dikkat edelim. Zararsız olarak değerlendirilebilir kısmı cümlenin sonuç kısmı olsun. Bu sonuca koşulu nedir sorusunu soralım. Cevabımız ne olacaktır? Birer oyun, fantazi olarak düşünülmesi. O zaman bu cümle koşul sonuç cümlesidir. Cevap şıkkı da D seçeneğidir.
Yukarıdaki sözler anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? Şimdi bu tarz sorularda nasıl yaklaşmalıyız? Bir yapbozun parçalarını oluşturuyormuş gibi önce köşelerden başlamak, yani ilk ve son cümleyi yerine koymak bizim için daha rahatlatıcı olacaktır. Çoğu zaman yüklemi yakaladığınız için son cümleyi bulmanız daha kolay olur. Burada nerede? Eşsiz bir ekosistem meydana getirir olarak 3. cümlede. Peki onu sildik. Giriş cümlesi hangisi olmalı? Cümlelere baktığınızda Edirne'nin en az ilçesinde yer alan diye başlangıç kısmını getirmemiz çok daha doğru. Ardından Edirne'nin en az ilçesinde yer alan Çeltik Gölü olarak da bilinen Gala Gölü, Meriç Nehri'nin binlerce yıldır taşıdığı alüvyonlarla yörede göl yaşamı için eşsiz bir ekosistem meydana getirir. Özellikle zaten nehrin taşıdığı alüvyonlar kısmını arka arkaya getirmeyi gördüyseniz bu soruda çok daha kolay olmuştur işiniz. Şimdi doğru sıralamayı bulduktan sonra baştan bir daha okumalısınız. Edirne'nin en az ilçesinde yer alan Çeltik Gölü olarak da bilinen Gala Gölü, Meriç Nehri'nin binlerce yıldır taşıdığı alüvyonlarla yörede göl yaşamı için eşsiz bir ekosistem meydana getirir. Olduysa soruda bizden ne isteniyordu? Baştan ikinci olan, yani 2 numaralı cümleyi seçiyoruz. Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Sanatçı toplumun bir parçasıdır. Nasıl ki toplumdaki her bireyin topluma karşı belirli bir sorumluluğu varsa, sanatçının da sorumlulukları vardır. Göz boyamaktan vazgeçmek, kendini büyük görmemek, toplum sorunlarıyla ilgilenmek, yapıtlarının yankılar uyandıracak nitelikte olmasını gaye edinmek, en önemlisi ise toplumun beklentilerine amade olmak. Şimdi buradaki amade olmak sözü, verilen her işi yapmaya hazır olmak anlamındadır. Hazır olmak. Emirlere hazır olmak, onun emrine amade olmak. Bunu arayacağız. Önünde duran dosyaları tek tek inceleyerek ödenmesi gereken vergi miktarını hesaplıyordu. Burada bir hazır olma durumu yok. Terminalden inenler gökyüzünün maviliği ve havanın temizliği karşısında şaşkına dönmüşlerdi. Şaşkına dönmeyi aramıyoruz. Kitabın son sayfasına gelene kadar kahramanın yapmak istediklerini bir türlü anlayamamıştı. Bu da bizim istediğimiz değil. Adamın yanı başında durmuş, ağzından çıkanları yapmaya hazır bir şekilde bekliyordu. İşte aradığımız şey. Trende sallanan eller her bir hayali belgeleyen vesikalar gibiydi. Bu da değil. Amade olmak, hazır olmak demekti. O yüzden D'yi seçtik. Bu dizelere göre genç şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir şiir akşamında genç bir şair, ben sevince yeryüzü arınır, yüzüme vurur gölgesi. Yüreğim aşkla beslenen başaktır, açılır, soymak ister kabuğundan bedeni dizelerini bizlerle paylaşır. Peki kibirli, yani burnu büyük biri mi bu? Hayır. Hayat dolu. Evet, hayat dolu diyebiliriz çünkü o sevince tüm yeryüzü arınıyor ve yüreği aşkla beslenen bir başak soymak istiyor kabuğundan bedenini. Yani tekrar canlanmak istiyor. Bunu söyleyebiliriz. Hayata daha pozitif bakıyor. Kırılgan, çok mu hassas birisini görüyoruz bu dizelerdeki sözlerle? Hayır. Utangaç, çekingen birisi mi? Hayır. Tamahkar, elindekinden daha fazlasını isteyen açgözlü birisi mi? Hayır. O halde yanıtımız B oluyor. Bu cümlede şiirle ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şiir, hassas bir yüreğin derinliklerinden yükselen bir çığlıktır ve yüreğin sesi olduğu için de anlam örtülüdür. Bakalım, derin duyguların dışa vurma olduğu için mananın açıkça ifade edilmediği, yani anlamın açıkça ifade edilmediği, bu tam anlamıyla karşılıyor. Çünkü şurada V'den önceki kısımda hassas yüreğin derinliklerinden yükseldiği, yani derin duyguların dışa vurma olduğu kısmını karşılıyor. Bu sebeple de anlamın örtülü olduğunu, yani mananın açıkça ifade edilmediğini karşılıyor. Peki B neden olmazmış? Duyguların ön plana çıkması nedeniyle anlamın şiirden uzaklaştı. Yani burada sadece ön plana çıkması değil, duygunun baskın bir şekilde, bariz bir şekilde, hatta derin duyguların anlatılması nedeniyle anlamın kapalı olmasından bahsediyoruz. Anlam uzaklaşmıyor. Bir anlam var ama bu anlam herkesin hemen anlayabileceği bir şekilde anlam değil. Şairlerin anlamı örtülemek için duyguların etkileyiciliğinden faydalandı. Hayır, böyle bir amaçla yola çıkmıyorlar. Bilakis duygular baskın olduğu için anlam biraz daha kapalı oluyor.
Kendini ifade edemeyen kişilerce şiirin bir rahatlama ortamı yarattığı, böyle bir vurgu hiçbir şekilde bu cümleden çıkmıyor zaten. Şiirde anlamı tamamen kaldırıp sadece etkileyici duygulara yer verildi. Anlamı kaldıralım değil, anlam örtüleniyor diyor ilk cümlede, bir daha okursanız. Sadece duygulara yer verilmiş değil, derin duygulara yer verdiği için anlam birazcık daha kapalı oluyor diyor. O yüzden bunu da seçemiyoruz. 12. soruyla devam edelim. Bu cümledeki altı çizili sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yapı sorusu. Kimi yazarlar sözcük gövdede demiş. Sırayla ilerleyelim. Hemen ayıralım. Yazmak fiil kökü. Yazmaktan yazar. Fiilden fiil. Fiilden isim yapım ekidir. Dolayısıyla sözcük ne yapmıştır? Bir kök bir tane yapım eki alırsa gövde ne olur? O zaman A seçeneğini kolaylıkla eleyebildim. İkinci sözcük isim yapım eki almıştır. Hemen bakalım. Söz kelimesine sözcük kelimesini ekledim. İsim kökü isimden isim yapım ekidir dedim. O zaman isim yapım eki aldığı için bu da gitti. Üçüncü sözcük yapım eki almamıştır. Hemen bakalım çevrimine kelimesi. Bu kelimemizin kökü arkadaşlar çevirmek fiilidir. Bu fiil köküne im yapım ekini getirdiğimizde vurgusuz okunan ortaca ünlüsü düşmüştür. Bu da fiilden isim yapım ekidir. Dolayısıyla bu sözcük yapım eki aldığı için cevap şıkkı C seçeneğidir. Hemen diğer şıklarımızı da kontrol edelim. Dördüncü sözcük basittir. Evet, ince kelimesi basit yapılır. İnmekten ince olmaz. Sözcüğün kökü fiildir. Eleyip kelimesine baktık. Elemek fiil kökü ise cevap şıkkı da C gelir. On üçüncü soruyla devam ediyorum. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 13. soruda yine bundan önceki sorular gibi karma dil bilgisi sorusu şeklinde hazırlanmış bir sorumuz. Birinci dizide kesinlik zarfı vardır. Sürüden koyunlar hep takım takım ayrılmış. Şimdi ayrılmış cümlenin fiili. Nasıl ayrılmış? Hep ayrılmış. O zaman kesinlik zarfı var mıdır? Vardır. Adana'yı eledim. İkinci dizede özne türemiş yapılır. Sürüde kalmamış bakım, kalmamış yüklem, kalmayan ne de bakım, özne. O zaman bu özneyi değerlendirelim. Bakmak fiil kökünden, bakım fiilden isim yapım ekidir. Yapım eki aldığı için türemiştir. Bursa'da gitti arkadaşlar. Üçüncü dizede belirtili isim tamlaması vardır. Bakalım asmanın üzümü dediği zaman asmanın tamlayan üzümü tamlanandır. Tamlayan ilgi eki, tamlanan iyilik eki almıştır. Bu yüzden C seçeneğini de elemiş oldum. Dördüncü dizede soru yer tamlayıcısını buldurur. Bakalım olmak ister fakat baban nerede? Bu tarz sorularda emin olmak için soruya cevap vermek isteriz. Baban nerede? Baban orada dedik. Orada sözcüğü yerin isminin adı yerine kullanıldığı için, mekan ismi yerine kullanıldığı için ne diyeceğiz? Bir zamirdir. Dolayısıyla bu yer tamlayıcısını mı buldurur? Nerede? Oradadır diye cümle yaptık ve ek eylem aldı. Ek eylem alan sözcükler yüklem olur. Bu yüzden cevap şıkkı da Denizli gelir. Dördüncü, beşinci dizede eylemler istek kipi almıştır. Bakalım gitmek fiiline gelen E, aramak fiiline gelen A istek kipinin çekimli halidir arkadaşlar. 14. sorumuz. Bu parçadaki numaralı cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu tarz sorularda yine ne yapacağız? Cümleyi okuyacağız. Hemen soru öncülüne bakacağız. Şıkkımızı okuyacağız. Soru öncülüne bakacağız. Birinci cümlede birden fazla yan cümle vardır. Şimdi bir cümlede yan cümle olabilmesi için bizim koşulumuz nedir? O cümlede fiilimsi olması gerekir. Birden fazla diline göre ne yapacağım? Demek ki bu cümlede fiilimsiler vardır diyeceğim. Hemen bakalım. Gerçekte tarihsel dönemlerin hangi yolda başlayıp ip zarf fiileki, hangi yolda bittiğini tıttık sıfat fiileki kesinlikle söyleyemeyiz. Birden fazla oldu mu? Bu bir, bu iki. Demek iki tane yan cümlem vardır. A seçeneğini eledim.
İkinci cümlede yüklem ek eylem almıştır. Çünkü insan yaşama ve yaşamın aynası olan edebiyat sürekli bir gelişim, değişim içindedir. Gelişim, değişim içindedir. Yüklem ve dırdır da ne demiştik? Ek eylemin geniş zamanı demiştik. O zaman B seçeneğini de kolaylıkla eledik. Üçüncü cümlede birleşik eylem kullanılmıştır. Gelişim ve değişimin başlama, bitme noktaları da kesin olarak saptanamaz. Saptanamaz kelimesi genellikle karşımıza çıkacak. Neden? Çünkü ebilmek fiilinin, yani yeterlik fiilinin olumsuzudur. Bunun olumlusu nedir? Saptanabilir demektir. Saptanmak fiiline ebilmek fiili eklenmiştir. Ebilmek kuralda fiilimizin olumsuz çekimi de birleşik eylem olma özelliği gösterir. Bunu nereden anlayacağız? Saptanmak fiili mazmez olumsuzluk eki sözcüğe ve eke ait olan bir a sesi var. İşte bu a sesi ebilmek fiilinden gelir. Dolayısıyla birleşik sözcüktür. Derecelendirme zarfına yer verilmiş demiş. Bakalım bunun en güzel örneği. Şimdi arkadaşlar örnek isim. Nasıl örnek? Güzel örnek sıfat. Ne kadar güzel? En güzel. Şimdi zarflar neydi? Zarflar fiilleri, fiilimsileri ve sıfatları niteleyen sözcüklerdi. Miktar zarfları eğer sıfatla niteliyorsa derecelendirme zarfı olurlar. Bu yüzden cevap şıkkı da E seçeneği gelir. Denemenin 15. sorusu. 16. soruyla devam ediyorum. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yine şıktan gidelim arkadaşlar. Birinci cümle basit isim cümlesidir. Basit olması için tek eylem olması, isim cümlesi olabilmesi için de yüklemin isim soylu olması gerekir. Bu Roma'ya 3. gelişimde dediğim zaman 3. gelişim yüklem, gelişim isimdir. O zaman bu bir isim cümlesidir. Cümlede tek yargı söz konusu olduğu için de basittir. A'yı bu nedenle eledik. İkinci cümle girişik birleşik isim cümlesidir. Girişik birleşik olabilmesinin ön koşulu içerisinde fiilimsi olmasıdır arkadaşlar. Fiil isim cümlesinin olabilmesi için de yine daha önceki şıkta söylediğimiz gibi yüklem fiil olmamalıdır. Roma orada doğup büyüyenler için bile bitmez. Şimdi bakalım girişik mi? Evet. Doğup kelimesi gelen up, zarf fiil eki, büyümek fiiline gelen en, sıfat fiil ekidir. O zaman bu bir girişik bir cümledir. Ama isim cümlesi midir? Hayır. Neden? Çünkü bitmek fiiline gelen mezmaz eki, geniş zamanın olumsuz çekimidir. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneği gelir. 17. soruyla devam ediyoruz. 17. sorumuz bir ek eylem sorusudur. Ek eylem sorularının klasik soru şekli arkadaşlar hangi görevde kullanıldığıdır? Ek eylem iki görevi vardır. Bunlardan birincisi isimleri yüklem yapmak. İkincisi de basit çekimli sözcükleri birleşik çekimli yapmaktır. O halde cümlenin yüklemlerini birlikte inceleyelim. Göz kapaklarımı artık açık tutamıyordum derken yor şimdiki zamandı, dudu ek eylemdi. O zaman bunu ne diyeceğiz? Ek eylemin hikayesi. Yani A seçeneğinde ne yapmıştır ek eylem? Birleşik zaman kurmuştur. Hemen B seçeneğine bakıyorum. Rüyamda kocaman bir çavdar tarlası uzanıyordu önümde. Yine ne vardır arkadaşlar? Şimdiki zamanın hikayesi. O zaman bu da bir birleşik birleşik fiil yani eylem olma özelliği gösterir. Üçüncü şıkka bakalım. Ortalık kahkahalarla inliyordu çocukların. Şimdiki zamanın hikayesi kullanılmış yine. O zaman bu da birleşik fiil olmaktadır. Dördüncü cümleyi okuyorum. Bağıra çağıra oynayan yüzlerce binlerce çocuk vardı. Şimdi buradaki var kelimesine dikkatli bakalım. Çünkü bu bir sesteş kök olma özelliği gösterir arkadaşlar. Varmak eylemi midir yoksa bulunma ismi midir? Bunun fiil olabilmesi için bir noktadan diğer noktaya ulaşma anlamı olması gerekir. Ama burada var bulunma ismidir. Yani çocuklar, bağıra çağıra binlerce çocuk bulunuyormuş.
Dolayısıyla isim olmuş. Bu da ek eylemin görülen geçmiş zamanı ismi yüklem yapmıştır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. 18. soruyla devam edelim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde birden fazla yazım hatası yapılmıştır? NASA'da çalışan bilim insanları depremi önceden tahmin etmeye yönelik çalışmalarında bir devrimin eşiğinde olduklarını açıkladılar. Birinci cümlede öncelikle şuna bakalım. Kurum kuruluş harflerini kısaltıyorsak bunlar büyük harfle başlamalıdır. NASA'da kelimesi küçük harflidir. O zaman burada bir. Sonra devrim derken vurgusuz okunan orta hecelerinizi düşmektedir. Bunun doğru yazımı devrimin olmalıdır. Burada dahil olmak üzere birinci cümlede demek ki iki tane var. Hemen B'ye bakalım. Araştırmacılar demiş, gözümüze çarptı, bu araştırmacılar değil. C'nin yerine C'nin gelmesi lazım. Atmosferin sınırlarında elektrik sinyallerindeki düzensizliklerle depremlerin yakın ilişkili olduğunu belirtti dediği zaman sadece burada araştırmacılar kelimesinin yanlış yazıldığı görülür. Demek ki B'de bir tane var. 12 Mayıs'ta Çin'de meydana gelen yıkıcı depremlerin öncesinde böyle bir düzensizlik tespit edildi dediğimde de 3. cümlede herhangi bir yazım hatası gözümüze çarpmamakta. O yüzden 0 diyorum. 4. NASA'daki yine NASA kelimesi küçük yazılmış. 1. Araştırmacılar uzay tabanlı erken uyarı sistemi araştırmaları için İngiltere'deki uzmanlarla birlikte bir ekip oluşturdular. Buradaki 2'yi bitişik yazılan geliriz. Çünkü arkadaşlar sıfat yapmıştır. O zaman 4. cümlemizde de bir tane yazım yanlışı yer alır. 5. ve son cümlemiz belli başlı depremlerle deprem öncesi sinyallerin arasında net bir bağın olduğu ortaya kondu. Burada da herhangi bir yazım hatası yoktur. O zaman en çok A seçeneğinde yer almaktadır. Bu 4 tarihçiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur dermiş. Bakalım. Herodot, tarih insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir. İbni Haldun, tarih gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Olayların ilkeleri incedir. Nitelik ve sebepleri hakkındaki bilgi derindir. Leopold von Ranke, tarih hakikatte meydana gelmiş olaylarla ilgilidir. Gerçeğin ne olduğu belgelerde saklıdır ve gerçek ancak belgelerin eleştirisiyle ortaya çıkar. Belge yoksa tarih de yoktur. Halil İnalcık, gerçek bir tarih için kaynaklara gitmek, kaynakları iyi tenkit edip değerlendirmek gerekir. Bakalım, aynı bilim dalı ile ilgilendiklerini söyleyebiliriz değil mi? Hepsi tarihle ilgili. Peki ikincide ne diyor? Kendi alanlarını farklı tanımlamışlardır. Evet, hepsi tarihe farklı bir noktadan bakmış. Doğru. Aynı yıllarda yaşamışlardır. Buna dair bir bilgi verilmemiş. O halde 1 ve 2'yi arıyoruz seçeneklerde. A doğru cevabımız. İkinci denemenin 20. sorusuyla devam edelim arkadaşlar. 20. sorumuz bir parçaya noktalama işareti getirme sorusu. Ancak buna geçmeden önce şöyle bir düzeltme yapmak istiyorum. Soru öncülünde yay ayraç sayısı şıklardakilerle uyuşmamakta. Dolayısıyla bir tane eksik verilmiş. Ancak bu yeni baskıda düzeltilmiş bir şekilde elinize geçmiş olacak. Yani ilk baskı alanlarda şurada bir yay ayraç bulunmazken ikinci baskı alan arkadaşlar da bulunuyor. Hemen sorumuzu okuyarak şıklarımızı yerleştirelim. Şehrin merkez meydanında bulunan Saat Kulesi geleneksel buluşma yeridir. Şimdi burada herhangi bir ünlem ifade etmediği için buraya nokta koyabiliriz. Çünkü ondan ardından gelen sözcük büyük harfle başlamıştır. Ve burada geleneksel buluşma yeridir. Yüklem geleneksel buluşma yeri olan ne? Saat Kulesi. Demek ki ben yüklemle özneyi ifade edebilmek için buraya virgül getirebilirim. İnsanlar birbirine sadece Saat Kulesi'nin önünde buluşalım der. Şimdi buraya baktığımızda ise başkasına ait sözü kendi cümlemden ayırabilmek için tırnak işareti kullandım. Sonra buluşalım dedi cümleyi bitirdim. Sonra tekrar tırnağımı kapattım. Şıklardan eleme yoluna gidersek birincisinde hepsi virgül, ikincisinde hepsi nokta. Buraya kadar eleme yapamıyoruz. Üçüncüsünde tırnak kullanmıştık. O zaman C seçeneğini, D seçeneğini eleyebiliriz. Dördüncüsüne baktığında nokta geldi. O zaman A'yı da eleme yoluna gittik. E'yi de eledik çünkü buraya ünlem işareti gelmez. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olarak karşımıza çıkar arkadaşlar.
Aynı denemenin 21. sorusuyla devam edelim. 21. sorusunda da şöyle bir düzeltme yapmanızı isteyeceğim. İlk baskıyı alan arkadaşlarda paragrafın son kısmı ikna edilebilmektedir diye çıkmış. Ancak bu yeni baskıda düzeldi. Bu yüzden elinizde olan denemelere sahip olan arkadaşların bazılarında bunu aksi söylenmiştir şeklinde görebilir. Doğrusu bu olacaktır arkadaşlar. Çünkü edilebilmektedir şeklinde kullanırsak birden fazla ses olayı karşımıza çıkar. Ancak metin bize sadece ses olayı diye ifade etmiş. Hızlıca bir metnimizi okuyalım, sonra bu şekilde yaptığımız düzeltme ile sorumuzu çözelim. Türk dili değişik görüşlere rağmen bugün dünya dilleri arasında genellikle Ural Altay ailesine bağlı bir dil sayılır. Ancak bu bağlantı mesela bir Hint-Avrupa dilleri arasında akrabalık kadar kesin değildir. Son araştırmalarda bile aksi söylenmiştir dedik. Burayı iptal ettik. Şimdi bakalım, söylenmek kelimesi söylenmiş, söylenmiştir. Dolayısıyla miş ekinden sonra dır eki gelmiştir. Yani ek eylemi geniş zamanı gelmiştir. Ancak ş sesi sert ünsüzdür. Dolayısıyla sert ünsüzden sonra ünsüzle başlayan bir ek getirildiğinde bu ek sertleşerek kendisine en yakın ses olan T'ye dönüşür. Dolayısıyla şıkkımız ünsüz benzeşmesi olacaktır. Geldik denememizin 22. sorusuna. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır sorusu. Saat sabahın 9'u. Gökyüzü karanlık, koyu kurşuni bir bulut yanımıza yayıyor. Yığının şurasında burasında kırmızı zikzaklar yaparak şimşekler çakıyor. Uzaktan gök gürültüsü işitiliyor. Otların üzerinde dik bir rüzgar esiyor. Ağaçları bir yana yatırıyor, toz kaldırıyor. Biraz sonra Mayıs yağmuru başlayacak, gerçek bir fırtına kopacak. Şimdi bakalım, betimleme var mı? Var. Neden? Çünkü burada gökyüzünün karanlık olması, bulutların hızla kayması, ondan sonra yağının şurasında kırmızı zikzakların olması derken, şimşeklerin çarpması, hava durumunu zihnimize canlandırmasına neden olmuş. Bu yüzden A seçeneğini eledik. Geldik B'ye. Öykülemeden yararlanma. Evet, bir olay anlatılıyor. Havanın durumu hakkında bilgi veriyor. Öyküleme vardır. B'yi denemiş olduk. Farklı duyulara seslenme söz konusu. Şimdi uzaktan gök gürültüsü işitiliyor derken duyma duyusuna bir atıfta bulunmuş. Gökyüzünün karanlık olmasına örnek verelim. Bu da görme duyusuna bir atıftır. Farklı duyulardan yararlanmış. Nitelemelerden yararlanmış mı? Evet. Burada bir bulut derken sıfat kullanmış. Sonra nasıl şimşekler çakıyor, kırmızı zikzaklar yaparak. Dolayısıyla bu da bir nitelemedir. Ama inge söz konusu değildir. Denememizin 23. sorusu yine bir anlatım türü sorusu. Bu parçanın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hızlıca bir metni okuyalım. Küçük dilenci kulübelerin arasındaki sebze bahçelerine doğru koşuyor. Terenti'yi buluyor. Kunduracı uzun boylu, upuzun bacakları olan, çiçek bozuğu zayıf yüzlü bir ihtiyardır. Yalın ayaktır, üzerinde yırtık pırtık bir kadın bluzu vardır. Küçük çitlerin yanında duruyor, kapkara buluta bakıyor. Uzun leylek bacakları rüzgarda bir kamış gibi sallanıyor. Şimdi buna baktığımızda olayı içerisinde biz neye rastlarız? Terentinin içinde bulunduğu durum zihnimize canlanır. Dolayısıyla zihne canlanıyorsa, yani kelimelerle resim çizme sanatı varsa, o zaman betimleyici anlatım denir. Geldik 24. sorumuza arkadaşlar. Bu parçada Edip Cansever ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Edebiyat dünyasında İstanbul Dergisi'nde yayınladığı şiirle giren Edip Cansever bir süre yüksek ticaret okulu devam etse de bu okulu bitiremez. Babasının Kapalı Çarşı'daki dükkanında ticarete başlar. Bu işi sevmez ama çalışmak zorundadır. Çünkü o artık 19 yaşında evli, 20'sinde çocuğu olan bir gençtir. Kapalı Çarşı yangınında dükkanının yanması üzerine asma katlı bir başka dükkana geçer. Ortağı alışveriş ile uğraşır. Kendisi ise asma katta oturup şiir yazar. Şiirle gerçek dostluğun bu dönemde başladığını söyleyen Edip Cansever,
fikirler, edebiyat dünyası, kaynak gibi dergilerde şiirlerini yayınlar. Şimdi tek tek bakalım. Şiir yazmayı sevdiği dönem nerede geçer arkadaşlar? Şiir ile dostluğunun başladığını söylediği kısımda geçer. O da nerede? Şiir ile gerçek dostluğunun bu dönemde başlamış. Demek ki A'yı direkt eleyebiliriz. Hangi yayın organlarını kullandığına, o da paragrafımızın son kısmı, fikirler, edebiyat dünyası, kaynak, demek ki buradan B'yi, buradan da A'yı çıkardım. Eğitimini tamamlayamamasına, evet o da nerede söyledi bana, burada okulunu bitiremez dedi, demek ki C seçeneğini de buradan çıkartabiliriz. Çalışma zorluluğunun sebebine, evet burada ne var? Henüz ama çalışmak zorundadır. Çünkü 19 yaşında evli, 20'sinde çocuğu olmuştur. E'yi de buradan elediğimizde geçtiği dükkanın özelliklerine söz konusu olmaz. Burada sadece asma katlı demiş. Asma katı bir özellik ama soruda bize dikkat etmemiz gereken çoğul ibarenin olmasıdır. Geldik 12. denememizin 25. sorusuna arkadaşlar. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz sorusu. Edebiyat psikanalizinde her şeyden önce metinde karşımıza çıkan kişiler konu edilmiştir. Sigmund Freud rüya yorumu tezini aydınlatmak için edebiyat örneklerine başvurur ve bu en geniş makalesinde kurmaca kişileri sanki yazarın hayalinde değil de tamamen gerçekte var olan kişilermiş gibi inceler. Edebiyat ile psikolojinin birbirini etkilediğine, şimdi bu tam olarak bu metinden çıkmaz. Edebiyatın psikoloji bilimine malzeme verdiğine, bunu da tam olarak çıkartamayabilirim çünkü sadece bir makalede kullanılması onun malzeme olduğunu söylemez. Ama kurmaca kişilerin gerçeklikten hareketle kurulduğu, işte bunu ben şıklardan ne yapabilirim? Çıkartabilirim. Yani cevap şık olarak Denizli'yi getirebilirim. Çünkü burada kurmaca kişiler sanki yazarın hayalinde değil, tamamen gerçeklikte var olan kişiler derken gerçeklerden hareketle oluştuğunu bana ifade edememektedir. Denememizin 26. ve 27. sorusu birbirine bağlı iki tane paragraf sorusu olacaktır. 26. soru demiş ki bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hemen sorumuzu okuyalım ve şunu asla unutmayalım. Paragrafta vurgulanan kısımlar genellikle paragrafın gelişme ve sonuç bölümüne yakın bölümlerde yer alır. İnternetin aşırı bir şekilde kullanımı sosyal, eğitsel ve psikolojik sorunlara sebep olabilmektedir. Özellikle gençler arasında günden güne artan internet sorunları anne babalarla çocukların iletişimini bozmakta, çocuğu yalnızlaştırmakta ve yabancılaştırmaktadır. Depresyon, bunalım, sosyal kaygı, yetersizlik duyguları, korkular kendisini aşırı internet uğraşıyla göstermektedir. Amacı dışında kullanılan internet çocukları asosyal ve sorunlu bireylere dönüştürür. Bakalım arkadaşlar. Şimdi amacı dışında internet kullandığım zaman, yani aşırı bir internet kullanımına gittiğim zaman ne oluyormuş çocuk? Yalnızlaşıyormuş. Yalnızlaşmak ve yabancılaşmak bana neyi doğurur? Asosyalliği doğurur. Daha sonra ne yapar? Sorunlu bireyler, yani depresyonlu, bunalımlı, sosyal kaygısı olan, yetersizlik duygusuna sahip, korkular besleyen sorunlu olmasına neden olur. Dolayısıyla da bizim cevap şıkkımız A seçeneği otomatik gelir. Geldik aynı paragrafın 27. sorusuna. Buna göre internet bağımlısı olan bir çocukta aşağıdakilerden hangisi görülmesi beklenmez demiş. Hemen şıklarımızı yorumlayalım. İnternette geçirdiği zamanda kişinin sosyal yaşamdan geri kalması ve içimine kapanması. Evet, bunu paragrafın son kısmında söylemiştik. Yani yalnızlaşma ve yabancılaşma. Dolayısıyla A'yı eledim. İnterneti kullanmayı kesmeyi düşündüğünde kişinin kendini aşırı huzursuz hissetmesi. Evet, bu da sosyal kaygıdan, yetersizlikten ve korkudan kendisini gösterir. Bu da gitti. İnternet yüzünden kişinin ilişkilerinde, işinde, eğitimde aksaklıklar yaşaması, evet, asosyalliğin bir belirtisidir. Bu da beklenebilir. İnternetin sadece bireysel değil, sosyal ağlar aracılığıyla evrenseli yakalandığına inanması, bu internetin olumlu bir yönüdür. Dolayısıyla internet bağımlısı olan bir çocuğun, yani paragrafta ifade edilen çocuğun bu şekilde görülmesi doğru bir şık değildir. Bu yüzden de doğru cevap da D seçeneği gelecektir arkadaşlar. Geldik denememizin 28. sorusu.
Kahveci hakkında böyle düşünen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım kahveci hakkında ne düşünüyormuş? Kahvecinin kendisi sevimsiz bir adamdır. Kahvecilikten çok ters bir devlet memuru hüviyeti taşır. Hastalıklı olmasa doktorlar fazla yorulmamasını salık vermemiş olsalar dünyada kahveci olmazdı. Tersine ben bütün ömrümce iyi bir kahve bulamadığım için kahveci olmamışımdır. Bir kır kahvesi bir köyün kahvesinin 3-5 gediklisi. Bundan güzel bir ömür olur mu? 50-60 senelik bir yaşam bundan güzel başlar ve biter mi? Şıklarımıza hemen bakalım. İkircikli yani ikilem içerisinde olan burada bir ikilemlik söz konusu değil. Ön yargılı derken olumsuz bir tutum içerisinde girmemiştir. Titiz ve onunla alakalı bir bilgi de yoktur. Umursamazlık bu da söz konusu değil ama küçümsemezlik şıklarımızda çıkar. Nereden çıkar? Kahveciden çok ters bir tanınır. Hastalıklı olmasa doktorlar fazla yorulmamasını salık vermiş olsalar asla dünyada kahveci olmazdı diyerek onu küçümsemektedir arkadaşlar. Bu yüzden de cevap şıkkı H seçeneğidir. 29. sorumuzda devam edelim. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Türklerin binlerce yıldan beri süregelen çok zengin bir sözlü edebiyatı vardır. Bu edebiyatın ürünlerinden pek azı yazıya geçirilmiştir. Atatürk Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Kürsüsü hocaları ile öğrencileri bunlardan bir kısmını toplamışlardır. Her köy ve kasabadan en az bir kitap dolusu türkü, masal, destan, bilmece toplamak mümkündür. Radyo, okul ve televizyon kültürü bu binlerce yıllık halk kültürünü öldürüyor. Bunların gün geçmeden toplanması lazımdır. Hemen şıklarımıza bakalım. Ürünlerin toplanmasının acele edilmesinin nedenleri ne oldu? Evet, bu paragrafımızda çıkar. Çünkü nerede? Binlerce yıllık kültürü ölmeye başlaması, masal, türkü, bilmece gibi edebi ürünün söz edebiyat ürünleri içerisinde yer alması, evet çünkü toplamak da söz konusu, bu da gitti. Söz edebiyat alanında akademik bir çabanın gösterildiği, bunu kim gösteriyormuş? Atatürk Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Kürsüsü, bu da gitti. Söz edebiyat geleneğinin temellerinin çok eski zamanlara dayandığı, evet burada nerede var? Türklerin binlerce yıldan beri demiş. Bu da gitti. O zaman cevap şıkkı E seçeneği geldi. Sorular elinizde olduğu için arkadaşlar hızlı okumaya ve hızlı çözmeye gayret gösteriyorum. Geldik 30. sorumuza. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Türk tarihinde yabancılaşma milattan önceye kadar gider. Çin'de devlet kuran Türk boyları zamanla tamamıyla Çinleşirler. 8. yüzyılda bugünkü Moğolistan'da dikilen Göktürk yazıtları bu yabancılaşmaya karşı bir isyandır. Bundan dolayı bu kitabelerin Türk kültür tarihinde büyük bir yeri vardır. Zira biz ilk defa bu kitabelerde milliyetçiliğin en kuvvetli ifadesini buluyoruz. Direkt B seçeneğine bir bakalım. Asimile olmamak için. Dolayısıyla bunu nereden çıkartacağım? Çin'de devlet kuran Türk boyları zamanla tamamen Çinleşmiş. 18. pardon 8. yüzyılda bugünkü Moğolistan'dakilerin Göktürk yazıtları bu yabancılaşmaya karşı bir isyan. Yani asimile olmak istememişler. Türkler edebi ürünlerden faydalanmayı da ne yapmışlardır? Bilmişlerdi. Çünkü bu kitaplar Türk kültürünün de büyük bir yeri varmış. Ve ilk defa bu kitabeler milliyetçiliğin ifadesi olmuştur. Bu yüzden de cevap şıkkı B seçeneği gelir. Denemenin 31. sorusu bir ana düşünce sorusu arkadaşlar. Edebiyat dışında bütün güzel sanatlar, resim, musiki, dans, heykel, kültür sahasına girdiği güzel sanatların dışında insanoğlunun elinden çıkma ürünler de kültür sahasına girer. Böyle olmakla beraber edebiyat hemen hemen kültüre denktir. Denklik aynıyet demek değildir. Edebiyat bu manada kültürün aynadaki aksine benzetilebilir. Bu demektir ki kültür sahasında ne varsa onların hepsinin aksini edebiyatta bulmak mümkündür. Şıklarımızı inceleyelim. Güzel sanatların dışında diğer bölümlerde kültür dairesine girer. Evet burada söz sanatı olabilir, söz konusu olabilir ama ana düşünce değildir. Kültür insanların hayata karşı gösterdiği direncin ürünüdür. İnsanların bir direnç gösterdiğine dair ibare yoktur. Kültürün tüm ürünlerinin edebiyatta gerçeğe yankın görüntüsü yer alır. Bunu nerede görüyoruz? Evet, çünkü burada görüyoruz. Demiş ki böyle olmakla beraber edebiyat hemen hemen kültüre denktir. Denklik aynıyet demek değildir. Edebiyat bu manada kültürün aynadaki aksine benzetilebilir. Yani gerçeğe yakın bir görüntüsü vardır. Akis kelimesinden hareketle cevap şıkkı C seçeneğidir.
12. denemenin 32. sorusu. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Hızlıca sorumuzu yine okuyalım. Belleğimizdeki bilgilerin zamanla ulaşılabilirliği azalır. Yani gerçekler ve olaylarla ilgili anılarımız zamanla daha zor anımsanabilir duruma gelir. Deneyimlerimizin belleğimize kalıcı bir şekilde kaydedildiği düşüncesi psikologlar arasında bile çok yaygın. Araştırmalara göre anılarımızı bulup getirmek ve yenilemek bunların hatırlanacağını mı yoksa çabuk unutulacağını mı ya da hangi yönlerinin daha iyi anımsanacağını belirlemede önemli rol oynar. Hemen şıklarımızı inceleyelim. Zaman ilerledikçe zihnimizdeki bilgilerin hatırlama oranı azalır. Evet, çünkü nedeni zamanla zor anımsanabilir. Demek ki A seçeneğini buradan çıkartabildik. Zihnin bilgileri ve hatıraları hatırlama noktasında farklı düşünen psikologlar vardır. Evet, burada ne demiş? Psikologlar arasında bile çok yaygın, farklı bir şekilde kaydedildiği. O zaman B seçeneğini de buradan çıkartabildik arkadaşlar. Araştırmalar zihindeki bilginin getirilmesi ve hatırlanmasının önemini vurgulamıştır. Evet, paragrafın genelinde bu bilgi verilmektedir. Deneyimlerin bellekte kalıcı bir şekilde kaydedildiği düşüncesi yaygınlaşmış. Kalıcılık da söz konusudur ama anılarımızın zihnimize bilgilere göre daha çabuk getirilir ve geç unutulduğuna dair bir bilgi paragrafta söz konusu olmamıştır. Denemenimizin 33. sorusuyla devam edelim. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aşık edebiyatı da tıpkı divan edebiyatı gibi içine aldığı mahsullerinin birer sahibi bulunan bir edebiyattır. Aşık adını verdiğimiz ve hemen daima mazlum eserleri ortaya koyan sanatkarlarla bir Baki'nin, bir Nedim'in ne gibi fark olabilir? Keza Yunus Emre ile Fuzuli'nin farkı işledikleri değil, ele aldıkları konuyla ilgilidir. Türk romanının öncüsü sayabildiğimiz Bayburtlu Zihni'nin Hikaye-i Garibi adlı eseriyle Namık Kemal'in itibarı arasında fark yok denecek kadar azdır. Şıklardan eleme yoluyla gidelim şimdi. Hikaye-i Garibi adlı eserin Türk romanının ilk örneği kabul edildiğine. Şimdi dikkat etmemiz gereken nokta arkadaşlar. Bayburtlu Zihni'nin Hikaye-i Garibi adlı eseri bir Türk romanının ilki değil, Türk romanının öncüsü sayılabilecekmiş. Yani bir varsayım söz konusudur. Dolayısıyla ilk örnek olarak kabul edilmez. Bu yüzden de A seçeneği paragrafımızın cevap şıkkı olarak karşımıza çıkar. 34. sorumuz bir boşluk doldurma sorusu. Bu tarz sorularda demiştik ki boşluk eğer paragrafın başındaysa bu giriş cümlesi olacaktır. Paragrafın giriş cümlesi ise genel yargılardan oluşur. Hemen şu cümlemizi okuyalım. Titreşimlerin yükselip alçalmasında seste bir perdeleme meydana gelir. Ses tellerinin bir saniyedeki titreşim sayısına perde denir. Yani sesler ve heceler arasında yükseklik bakımından derece farkı oluşur. Bize ne yaptı? Seslerin nasıl çıktığını, perdenin ne demek olduğunu paragraf özet bir şekilde anlatmış oldu. O zaman ne yapacağım? Konuşma sırasında ses titreşimleri hep aynı olmaz şu cümlesini paragrafın girişine koyacağım. Neden? Çünkü titreşimlerin yükselip alçalması demek hep aynı olmadığını ifadesi olacaktır. Bu yüzden de cevap şıkkı D seçeneği gelecektir. 12. denememizin 35. sorusu. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense hangisi ilk cümle olur? Bu da yine daha deminki soruda olduğu gibi genel yargı olan cümle paragrafımızın giriş cümlesi olacaktır. Hemen olay ilgisine ve cümlelerin neden sonuç, amaç sonuç gibi durumlarına bakarak paragrafımızı kurmaya başlayalım. Birinci cümlemiz toplumun fertlerini içinde yaşadıkları şartların dışında ideal yaşama biçimleri sunabilir roman. Yani dördüncü öncü bizim için birinci cümle olsun. Sonra bu romanın özelliğine devam edelim. Okuyucuya kanıtlanabilecek yeni ufak ufuklar gösterebilir. Ne oldu? Sırasıyla bana romanın özelliklerini sıralamaya başladı. Bunu birinci seçmemin sebebi ise roman kelimesinin burada geçmesi. Bu özelliklerin neye ait olduğunu bilmem gerekir. Giriş, dolayısıyla roman kelimesinin özellikleri sıralanacaksa bu birinci cümle olacaktır. O halde bizim birinci cümlemiz olan B seçeneği doğru seçenek olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Hemen 36. sorumuza devam edelim. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Hiçbir canlı doğumundan sonra insan yavrusu kadar uzun bir süre bakım gerektirmez. Bu durum insan yavrusunun ilk yıllarındaki bakım ve eğitimini son derece önemli kılar. İlk yıllarda hızlı bir gelişim olması da bu önemi pekiştirir. Doğum öncesi dönemdeki bebek çok hızlı bir gelişim içindedir. Şimdi buraya kadar hemen şıkları verelim. Bebeklerin belli dönemlerde hızlı geliştiklerini nerede var? Doğum öncesi dönemdeki bebek çok hızlı bir gelişim içindedir. Demek ki buradan A seçeneğini eledim. Zihin ve sinir sisteminin yarısından fazlasının ilk 5 yılda olduğuna, bununla alakalı herhangi bir bilgi daha görmedik. İnsan yavrusunun uzun süre bakım istediğinde, evet nerede var? İnsan yavrusu kadar bir uzun bir bakım gerektirmez demiş. O zaman C seçeneğini de buradan elemiş oldum. Doğum sonrası dönemde hızlı gelişimin durduğunda, burada da herhangi bir bilgiye daha rastlamadık. İlk yıllarda bakım kadar eğitimin de önemli olduğuna, burada da herhangi bir bilgiye rastlamadık. Ama şurada şunu söyleyebiliriz. İlk yıllardaki bakım ve eğitiminin son derece önemli olduğuna demiş. O zaman E seçeneğini de paragrafın ilk bölümünden elemiş oldum. Hemen diğer tarafı okuyalım. Her ay 5 cm büyür. Bu hızlı büyüme doğum sonrası ilk aylarda da sürer. Çocuklar zihin gelişiminin 3'te 2'sini, sinir sistemi gelişiminin yaklaşık olarak 5'te 4'ünü ilk 5 yıl içerisinde tamamlar. 5'te 4'ü demek büyük bir orandır. Dolayısıyla zihin ve sinir gelişiminin yarısından fazlası demektir. Bu yüzden B seçeneği de eder. Dolayısıyla cevabımız D gelir. Çünkü burada ne demiş? Doğum sonrası dönemde hızlı gelişimin durduğunu söylemiş. Ama paragrafımız ne der? Hızlı büyüme doğum sonrası ilk aylarda da sürer. Yani durmaz. Denememizin 37. sorusuyla devam ediyorum arkadaşlar. Bu parçadaki numaralı yerlerin hangisinde? Çünkü makbul olan tabiata tecavüz etmek değil. Onu tamamlamak, şehrin onun bir parçası olarak doğup gelişmesini sağlamaktır cümlesi getirilir. Bunun yargı ne olacak? Kendisinden önceki cümlenin bir açıklaması konumunda değil mi? Çünkü bağlacı geldiği için. O zaman biz neden sonuç ya da amaç sonuç ilişkisi kuran bir cümle oluşturmaya çalışacağız. Eski Türk şehrinde planın esası arazinin topografik yapısına göre belirleniyordu. Neden? Çünkü makbul olan tabiata tecavüz etmek değil, onu tanımlamak, şehrin onun bir parçası olarak doğup gelişmesini sağlamaktı. O zaman giriş cümlesinin neden kısmı soru öncülü de verilen cümle olduğuna göre biz nereye getirecekmişiz? Bir numaralı yere getirecekmişiz. Doğru cevabımız A seçeneği. 38. sorumuz. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Toprak genellikle su ile doygun halde olduğunda yamaç göçmeleri ve sığ heyelanların meydana gelmesi Doğu Karadeniz'de kaçınılmazdır. Yağış heyelan ilişkisi konusunda yapılmış çalışmalardan özellikle engebeli ve dik yamaçlardaki toprak zeminlerde ve ayrışmış kayalarda aşırı yağışlar sonrası sığ heyelanların yaygın şekilde geliştiği görülmektedir. Karadeniz bölgesi engebeli ve dik bir topografyaya sahiptir. Zayıf kayaç yapısının iklim etkisiyle hızla ayrışması, yüksek eğim ve bitki örtüsündeki değişimler, yoğun ve şiddetli yağışlar ile yanlış arazi kullanımından dolayı kısa süre içinde toprak ve moloz akmaları ile sığ heyelanlar meydana gelebilmektedir. Bakalım. Farklı üsluplar kullanılsa da konu benzer nedenlerle açıklanmıştır. Evet, heyelanlar üzerinden gidilmiş iki tane parça var. Bu doğru cevabımız. Peki B neden olmaz? İki farklı konuya ilişkin ortak bir görüş. Aslında aynı konudan bahsediyor değil mi? O yüzden bunu seçemeyiz. Aynı düşünceyi pekiştirmeye yönelik farklı örnekler. Aynı örnekten bahsediyor. O yüzden bunu da seçemeyiz. İki farklı konuya ilişkin olumsuz eleştiriler. İki farklı konu yok. Aynı konudan bahsediyor. Olumsuz eleştiri. Kişinin kendi görüşü değil, yani nesnel bir şeyden bahsediliyor. İki konunun da birbirinden farklı nedenleri olduğu değil, aynı nedenlerden bahsedilmiş. Dolayısıyla A yanıtımız oldu. Geldik denememizin 39. sorusuna. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinden sonra birinci ruhunu yeni oluştururken diğer ise geçmiş günlerden bir anı hatırlamaktadır. Cümlesi getirilirse paragrafın anlamsal bütünlüğü bozulmaz. Maddeye verilen önemin giderek arttığı dünyamızda şiir, naif duyguların ve kırılganlığın temsilcisidir sanki. Genç biri de, yaşlı biri de okuduğu şiirden değişik tatlar alabilir. Şiir, hayattan uzaklaşmanın insani değerlere verdemleşme yollarından biridir. Çünkü duygular, içtenlikle şair Hilmi Yavuz burada konunun önemini şöyle vurguluyor.
Şiirle, mitolojiyle dünyanın eksikliğini tanıyabiliriz. Nereye getirelim? Birinci ruhunu yeni oluştururken, diğeri ise geçmiş günlerden anı hatırlamaktadır. En doğru gelecek yer ikinci kısımdan sonradır arkadaşlar. Neden? Çünkü ne dedi? Genç biri, yaşlı biri de okuduğu şeyden değişik tatlar alır. Birinci dediği şey genç biri. O ne yapacak? Ruhunu yeni oluşturacak. Diğer dediği şey yaşlı biri. O ne yapacak? Geçmiş günlerden anılar hatırlayacak. Demek ki ikiden sonra geldiği zaman bu paragrafın anlamsal bütünlüğü sağlanmış olacak. Dolayısıyla cevap şıkkımız B seçeneği. Ve geldik paragrafımızın son sorusuna. Aynı zamanda denememizin de son sorusu. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar? Önceki soru çözümlerimizde de söyledik. İki paragrafa ayrılma sorularında konunun değişmesine bakacağım. Eğer aynı konu anlatılıyorsa o konunun farklı yönlerine değinmiş mi, bunlara bakacağım. Çünkü her paragraf farklı bir özelliği ifade eden metinlerdir arkadaşlar. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse biz bunu nereden ayırırız? İkinci kısımdan ayırmamız doğru olacak. Ama önce bir sorumuzu okuyalım. İstanbul'un 7 tepesine 7 taç kondurmak suretiyle gece ve gündüz farklı güzellikler sunan göz kamaştırıcı bir süret yaratılmıştır. Ufuk çizgisine yerleştiren bu harika yapılar ne taraftan bakılırsa bakılsın bu tepenin tabii uzantılarıymış gibi görünür. Abidelerin etrafındaki sivil yapılar bu abidelere görünür kılacak şekilde küçük yapılırdı. Şimdi bana ilk başta abidelerin özelliğini anlatırken 2'den itibaren ne anlatmaya başladı? Abidelerin etrafındaki sivil yapıların özelliklerini vermeye başladı. O zaman buradan itibaren paragrafın konusu değişmiş oldu. O halde ikinci paragrafı ayrılmak istenirse ikinci paragrafın yine ikinci cümleyle başlaması gerekir.